Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek yeni sezonda biliyorsunuz ki her şey değişecek ve Fatih çerçevesi de aynı şekilde değişti. Bu videoda sizlere yeni Fatih çerçevesi göstereceğim. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tane tıkla like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açacak değil aynı şekilde destek olabilirsiniz. Peki bu videodaki göreceğiniz Fatih çerçevesi evet yeni sezonla birlikte artık oyunun yeni çerçevesi olacak ve ayrıca ise oyuna yeni güncelleme ile birlikte yeni AG ile alınabilen setler gelecek. Aslan seti ve benzeri. Onların da sizlere bu videoda hepsini göstereceğim. Şimdi ilk önce sizlere yeni sezon repeat kartını göstermek istiyorum. Repeat kartımızın birinci sezonu bu şekilde olacak. Hani repeat upgrade kartı hani böyle Royal Pass alıyoruz ya. Mesela birinciyi bu şekilde alacağız. Eğer ki Elite Royal Pass alırsak da Elite Royal Pass'ın görünümü ise bu şekilde. Daha sonra sezon 2'ye geldiğimizde sezon 2'nin de görünüşü bu şekilde olacak. Sezon 2 plus almaya kalkarsak da sezon 2 plus'umuz aynı şekilde böyle olacak. Hani bu Elite Royal Pass var ya bu Oğman. Şimdi bir de yeni rank ödülleri var. Ben bunların Türkçesi yazmadım ama siz merak ediyorsanız Türkçesi yazabilirsiniz. Mesela Ice Title diye bir tane rank var. Ve bu Ice Title rank da böyle bir tane ünvan verecek. Daha sonra Ice Master Title diye de bir ünvan daha var. Bunda da tava görünümlü bir tane ünvan verecekler. Yani baya baya böyle her ranka göre ünvan getirecekler. Daha sonra bir tane de Ace Dominator Title diye bir ünvan var. Bunlar aynı şekilde As Ligi'nin ünvanları. Daha sonra gelecek olursak da yeni C1, S1, PUBG Creator Title yani Fatih ünvanı. Artık Fatih ünvanları bu şekilde gözükecek. Yani böyle adları baya baya değişik. Yani güzel olabilir bilmiyorum. 18 sezon Fatih yerine C1, S1 ya da C2, S2 bu arada daha güzel yok. C1, S1, CS1, 2. Ya öyle bir şey kanka İngilizcem bitti. Sen anladın mı? Böyle bir tane Fatih ünvanı var. Daha sonra biliyorsunuz ki Akuman diye bir set gelecek diye. Bu da Akuman setinin şeyi hani ünvanı böyle hani gelmeden önce bir hafta önce bir tane ünvan verirler ya. Bu da onun ünvanı. Ve gelelim Fatih çerçevesine. Yeni sezonda Fatih çerçevemiz bu şekilde olacak. Eski çerçeve daha güzel gibiydi sanki bana göre ama yani bu da idare eder böyle. Ha oldu ha olmadı mantığında bir tane çerçeve yapmışlar. Yani güzel. Biz bunu da kullanırız diye düşünüyorum. Ama hani bence eski tasarımına böyle daha güzel daha parlak bir tasarım ekleseler daha güzel olabilirlerdi. Daha sonrasında C1S1 logosu ise bu şekilde olacak. Zaten ben bunu daha önce paylaşmıştım. Royal Pass setlerine gelecek olursak da 50 levelde bir tane böyle Royal Pass setimiz olacak. Sadece şu anda kafası gözüküyor. Birazcık da işte böyle setin üstü gibi gözüküyor. Sadece avatar kısmı var daha oyuna eklenmediği için gözükmüyor. Beta güncelleme gelirse ileride bunun da tam versiyonunu paylaşacağım. Daha sonra bir de bunun sezon 2 versiyonu var. Sezon 2 versiyonunda da bu şekilde gözüken bir yüz daha var. Hani yeni bir avatar daha var. Bu da aynı şekilde bizlere set olarak gelecek. İnşallah böyle avatardaki gibi cafcaflı kaliteli bir tane set gelir biz de kullanırız. Sezon 1 avatar çerçevesine gelecek olursak da sezon 1 avatar çerçevesi bu şekilde olacak. Hani sezon 1 diyorum da ben bunun daha tam ne olacak adı bilmiyorum. Çünkü rank çerçevesinde C1 S1 yazmışlar. C1 S1'in tam olarak nasıl bir anlamı var bilmiyorum ama hani böyle bir sezonun biz sezon 1 diye söylüyorum ben hani en mantıklı şekilde sezon 1'in çerçevesi bu şekilde olacak. Daha sonra bir tane de sezon 2 çerçevemiz var. Sezon 2 çerçevemiz de bu şekilde olacak. İsim çerçevelerine gelecek olursak da isim çerçevemiz zaten ben geçen gün sizlerle paylaşmıştım. Mesela bu Ace Name'in isim çerçevesi olacak. Daha sonra Ace Master Name'in bir tane çerçevesi olacak. Bir de ayrıyetten Ace Dominator diye bir tane de çerçeve olacak. Ve finalde ise bence Fatih çerçevesini, isim Fatih çerçevesini baya baya güzel yapmışlar ama hani böyle Fatih olma çerçevesi birazcık daha güzel bir şey olsa güzel olabilirdi. Yeni sezonun emojilerine gelecek olursak da mesela birinci sezonda ha 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 diye bir tane emoji olacak. Yani gülme bir emojisi umarım ki oyundan eski emojiyi tekrar getirmezler. Yani güzel olur getirmezlerse. Daha sonra bir tane Ready diye bir emojimiz var. Bu da Ready sanırım tekrar demek oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir tane sezon 2 emojimiz var. Daha sonrasında Deep Sea Kaipsut diye bir tane emojimiz var. Bunu da biliyorsunuz ki işte bu yeni Akuma seti gelecek ya yükseltilebilir. Firavun gibi. Onun emojisi. Daha sonra Akuma'nın bir tane de balık çağırma emojisi var. Yani böyle balık çağırıyorsunuz abi. Sunken Templar yazıyor burada. Balık çağırma emojiniz olacak. Daha sonra Poseidon diye bir tane böyle saldırı kılıcını alıp geldiğiniz bir tane emojisi olacak. Bir tane de böyle Nice diye bir tane tava desenimiz olacak. Daha sonra böyle bir tane elimizde balık yazdırdığımız bir tane emoji olacak. Daha sonra böyle Pinus Dive falan diye bir tane değişik bir emoji.
daha var. Bu arada bu emojileri şu an hareketli olarak gösteremiyorum çünkü daha PUBG Beta'ya yüklemediler. Sadece şu anlık görselleri var. Bu da mesela Unhinged, Ketchup'te, Mortican falan filan isimlerini okumuyorum. Boşverin. Hani emoji böyle, bizim zaten bu emojileri alamayacağımızı sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O yüzden biz sadece isimlerine bakıp geçelim abi. Bir de lobide görürsek işte azıcık ağlarız. Ne yapalım? Başka ne yapacağız? Daha sonra bir tane Azure Warrior diye bir tane var. Bu da savaş emojisi. Daha sonra Marine Marauder diye bir tane var. Bu da büyük ihtimalle Reap'inindir diye düşünüyorum. Çünkü Marine Marauder diye Reap setleri vardı. Daha sonra Night Stalker var. Daha sonra Pursuit Samurai diye bir tane var. Bu da Samurai gene kılıç çıkarıyor falan. Daha sonra bir tane böyle Thunder'lı bir tane şey var. Daha sonra yine böyle bir tane kılıç çağırma emojisi var. Büyük ihtimalle bu da aynı şekilde akımanın olacak. Bir tane böyle Shark. Gene bir tane değişik balık çağırma emojisi var. Böyle bir tane kılıç vurma emojisi var. Dremi Yields. Just Fish diye bir şey var, gene İngilizce okuyamadım. Böyle herhalde elinde taş tutup taş atacağız abi, bilmiyorum. Öyle bir emojisi var. Hani böyle işte küreyi tutup lobiye girme efekti olabilir bu. Hani elinde küre varmış, işte su geliyor arkadan falan, yapabilir abi. Daha sonrası da ise yeni sezonda oyunu gümüş parçacık ve AG'li daha sonrasında ise oyuna gümüş parçacık ve AG ile alınabilecek yeni şeyler var. Bunları da sizlere göstereyim. Mesela bir tane böyle kılıç deseni gelecek. Daha sonrasında bir tane de böyle aslan desenli QBU desenimiz var. Tabi QBU kimse kullanmıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani böyle bir tane desen. Bunu da mesela 3360 kalıcı... Bunu da mesela 3360 gümüş parçacık kalıcı olarak alabileceksiniz. Daha sonra bir tane altın mini deseni var. Bence birçoğunuzun alacağı ve benim de almayı düşündüğüm bir mini deseni. Böyle bir tane mini deseni getirecekler. Bence açıkçası güzel olmuş. Altın mini desenine ihtiyacımız var yani. Daha sonra bir tane böyle renkli bir tane şapka var. Değişik bir renkli, yani böyle mor, mavi falan filan değişti. Renkler değişiyor. Bu da aynı şekilde 1260'a falan kalıcı gümüşle alabiliyorsunuz yani. Güzel. Burada bir tane değişik bir janti set var. Gold set diye geçiyor bu. Bence bu sette yani iyi kötü kaliteli bir set. Bu da 3360 gümüşe kalıcı olarak alabileceksiniz. Yani almak isterseniz falan alabilirsiniz. Daha sonra bir tane de bence en güzel gelenlerden birisi bu. Aslan seti gelecek oyuna ve aslan setini gümüş parçacıkla alabileceksiniz. 1260 gümüşe kalıcı maskesine alabiliyorsunuz. Ve ayrıyetten ise bu setin alt kısmı da satılıyor. O da 3360 gümüşe satılıyor. Mesela toplamda bunlar 5000 gümüş ediyor. Yani 2,5 kere Fatih falan olursanız direkt parası çıkıyor. Yani her Fatih olduğunuzda 2000 gümüş veriyor. Yani güzel bence. 3360 gümüşe bunu almak güzel. Daha sonra bir tane böyle bir set var. Bunu da geçmişte 60-120 hücre etkinliğinden vermişti. Mesela bu 59 ile 504 hücre ediyor. İşte yani gümüş diyor. 504 gümüş parçacığa bunu kalıcı olarak alabiliyorsunuz. Kelimeyi unuttum ya. Daha sonra setini de almak isterseniz 1260 gümüşe kalıcı olarak alabileceksiniz. Yani bence güzel bu setler alınabilir, böyle kalıcı kullanmalık. Güzel yani. Daha sonra bir tane de mor bir setimiz var. Bunun da aynı şekilde kalıcı versiyonu var. 700 gümüşe bunun kafasındaki kalıcı şeyi alabileceksiniz. Yani AG'li de alınıyor bu arada. Bu diğerleri UC vardı ama buna AG sisteminde getirmişler. Bazılarında AG var, bazılarında yok. Mesela bu seti 1400 gümüş parçacık kalıcı olarak da isteyenler alabilecek. Yani bence güzel. AG ile de alınıyor mu? Tabii ki de. Bu da AG ile alınıyor ama AG'ye girdi mi işe çok pahalı gibi gözüküyor abi. Yani 10.000 AG'yi kalıcı falan alıyorsun. AG'yi mi biriktirmek kolay, gümüş mü, o kısmı bilmiyorum ama sanki böyle AG oymuş bu aralar daha çok veriyormuş gibi, yani AG daha güzel sanki. Daha sonra böyle bir tane şapka var, bunun da kalıcısını 700 gümüşe ya da 5000 AG'ye alabiliyorsunuz. Bence bu da güzel yani. Ayrıca bunun da seti var. Bence bunun seti de güzel diye düşünüyorum. Bunun da setini mesela kalıcı 1400 gümüşe alabilirsiniz. Yani bence güzel. Aynı şekilde bu da tabii ki de AG ile alınıyor ama AG'ye geldi mi 10.000 AG istiyor. Birazcık işiniz zor. Ve bu videolukta benden bu kadar da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videomda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bye bye.